Arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda arkadaşlar sıkça başımıza gelen bir mevzudan bahsedeceğim. Evimizdeki vantilatörler arkadaşlar biliyorsunuz sadece yazları serinletmek için kendimizi çalıştırıyoruz. Ama bu bir sene zarfında arkadaşlar bunlar durmaktan, çalışmamaktan pervaneler arkadaşlar sıkışıyor. Ve biz yazın bunları kurup çalıştırmaya başladığımız zaman pervaneler arkadaşlar dönmüyor ya da çok zor dönmeye çalışıyor. Eğer biz ona bir şekilde yol vermezsek arkadaşlar motorun pervanesine bir müddet sonra 3-5 dakika, 5 dakika gibi veya daha kısa da olabilir bu süre. Vantilatör motoru arkadaşlar yanıyor maalesef. Veyahut da evimizin sigortasını da attırıyor. Yani bozulması kaçınılmaz oluyor. Bu şekilde arkadaşlar çalıştırdığımız zaman vantilatörümüzü işte bir kenarda durdu yazın çalıştırmaya kullanmaya başladığımızda eğer bakın pervanesi arkadaşlar bu da bu şekilde bakın şu an taktım akımı verdim arkadaşlar tamam mı bakın tekrar prizden çekiyorum fişini şu an takıyorum dikkat edin bakın pervane nasıl sıkışık vaziyette şu anda bakın verdim akımı çok yavaş bir dönme şeyi var şimdi böyle bu şekilde durursa arkadaşlar bu 2 dakika 3 dakika motor şu anda ısınıyor arkadaşlar döneceğim diyor dönemiyor. Şimdi bu problemi halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Şimdi bakın buna böyle tornavidayla bakın şu şekilde. Şunu ben zaten söktüm. Şunu sökeyim hemen kapağı. Şöyle rahat çalışalım. Bakın şöyle elimizle. Bakın şu anda inliyor motor. Döneceğim dönemiyorum diyor. Bakın elimle yol veriyorum. Ve çalışmaya başladı. Tamam mı? Bunu bir müddet böyle tutarsak bu kesin yanacaktır motorumuz. Onun için vantilatörümüzün motoru yanacaktır. Şimdi bunun çaresi ne? Şöyle durduralım çektim. Akımı kestim arkadaşlar. Bu küçük bir vantilatör. Bu büyüklerde de aynıdır. Değişmez. Bu arıza gene dediğim gibi işte bu oksidasyon. Efendime söyleyeyim hava şartlarından vantilatörün işte böyle durduğu yerde nemden rutubetten maalesef motorun mili dediğimiz motorun mili artı efendime söyleyeyim rulmanlarında motorun döndüğü yataklar arkadaşlar öyle diyelim. Çeşitli sıkışmalar meydana geliyor. Bu şekilde dönmüyor. Bakın tekrar akım vereyim. Bakın bir sefer yol verdiğimiz için şimdi böyle çalışacaktır. Fakat bu bir gün mesela bekledi veya birkaç saat veya 10 dakika beklese bile yine bu pervanemiz böyle ağır ağır yine aynı şeyi yapacaktır. Onun için bunun için çaresine bakmamız lazım. Çaresi ne arkadaşlar? Çaresi ilk önce pervanenin bu kısmını çıkarttık. Koruyucu kısmını. Daha sonra pervaneyi şöyle alttan arkadaşlar şöyle alttan şöyle sokuyoruz arkadaşlar elimizi. Kırmadan yani bir taraftan şey yaparsak kırılır. İki taraftan şöyle çekerek ilk önce pervanenin şu kısmını çıkarmamız lazım. Bakın zaten arkası ne halde. Bu şekilde arkadaşlar bunlar işte şuradan şu gördüğümüz mil dediğimiz motorun mili bu arkadaşlar. Şu bakın şu. Bakın burada da şu an görüyorsunuz tozlar mevcut. Bakın şu tozları. Şimdi buna yapabileceğimiz ne? Kısacası hemen anlatayım arkadaşlar. Kısaca. Şimdi motorumuzu sökmeden buna müdahale etmek istersek belki kurtarabiliriz. Tamam mı? Çok basit bir şekilde de kurtulabilir. Bir daha bu arıza yapmaz. En azından bir dahaki seneye kadar. Çünkü gene bu yatacak. Bunları da arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bir dahaki sene aynı şey yapmasını istemiyor isek bunları kaldırdığımız yerde odada işte nereye koyduysak orada bir İyice bir poşetin içerisine böyle sararsak, ağzını bağlarsak arkadaşlar daha az korozyona uğrayacaktır. Hava şartlarından, sıcaktan, soğuktan daha az etkilenecektir. Ve bir daha yazın kurduğumuz zaman bu dönmeme hadisesini yapmayabilir büyük ihtimalle diyoruz. O da bir bilgi olsun. Şimdi akımı kestik. Bu şekilde arkadaşlar bunu yapabileceğimiz iki türlü hadise var. Bakın. Şuradaki motorun burada hava alma deliklerimiz var. Tamam mı? Şurada içeride. Şu muhafazanın hemen arkasında. Ben şu muhafazayı da sökeyim öyle göstereyim size arkadaşlar şöyle. Bu da motorumuzun şu demir muhafazası. Herhangi bir kaza olması. Bak şunu da söktüm rahat görmemiz için. Şimdi şuradan arkadaşlar bakın şu deliklerden hava deliklerimizden içeriye kesinlikle sıvı ve katı ne olursa olsun herhangi bir sıvı katı bir malzeme kaçırmıyoruz. Kesinlikle bunun arkası hemen motor ve sargı olduğu için bozulacaktır arkadaşlar vantilatörümüz. Onun için oraya bir şey kaçırmadan kaçırmaya dikkat ediyoruz kaçırmamaya. Hatta buraya böyle bez koyabilirsiniz şöyle.
yaparken şöyle arkadaşlar, bunun şimdi çaresi bildiğimiz makine yağı dediğimiz şöyle sıvı yağ, makine yağı veyahut da varsa bulabiliyorsanız arkadaşlar şöyle bizim kontak spreylerimiz, spreylerimiz vardır. Bunları pas sökücü olarak da kullanıyoruz. Elektronik devrelerde kullanıyoruz. Üzerine zaten resimler var. Bakın bisikletle işte dikiş makinasında, kapılarda, kapıların menteşede, arabalarımızda falan filan gibi yerlerde böyle sıkışık pasları, oksitleri açmaya yarayan bir kontak sprey dediğimiz bir sprey arkadaşlar. Şöyle ikisinden bir tanesiyle müdahale edebilirsiniz. Yani şöyle bakın kontak spreyini sallarsanız şuradan tam motorun bu milin arkadaşlar vantilatörle birleştiği yerden şöyle bakın kontak spreyimi şöyle veriyorum arkadaşlar, tamam mı? 3-5 kere dedim ki şuradan içeri kaçırmadan verirsiniz. Sonra elinizle bakın şöyle sağa sola sağa sola güzelce oynatın arkadaşlar. Ve bir müddet bekleyin. Bakın şu mili yukarı aşağı sağa sola iyice oynatın ve bekleyin. Çünkü bu içeriye iyice sirayet etsin. Eğer yağ sıkmak istiyorsanız makine yağı, diyelim ki kontak spreyiniz yok. Bu da arkadaşlar bu kontakların iki türlüsü vardı, onu da söyleyeyim. Yağlı kontak ve yağsız kontak diye satılır bunlar. Bu yağlı olan kontağımız daha iyi böyle şeylere müdahale edilir. Bir de bunun yağsız sade kontakları var. Şöyle kırmızı kutu alacaksınız arkadaşlar. Bu yağlı kontak dediğimiz bir kontak. Veyahut da şöyle getirirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şuralara, başka yerlere bulaştırmadan şöyle bir damla, bakın bir damla şuradan, bir damla da şu tarafından şöyle bu mile dökersiniz. Çok fazla abartmadan, etrafına çok kaşırmadan. Sonra bunu gene dediğim gibi yukarı aşağı bakın mili oynatıyorum. Sağa sola çeviriyorum. Şöyle 3-5 dakika, 10 dakika bekletiyorum. Ve daha sonra bakın pervaneyi takalım ki belli olsun nasıl döndüğü. Boşta dönerse göremeyiz. Bakın pervanemi yerine biraz oturtturdum şöyle. Şimdi çalıştıralım. Evet. Hemen bakın vantilatörümüz çalıştı. Bundan sonra zannetmiyorum ki daha artık o şekil, o duraklama, kasma arızasını yapsın. Ha diyelim ki akımı kestim arkadaşlar yine. Diyelim ki yine o arızayı yaptı. O zaman ne yapacağız? Onu da gösterelim hemen. Ya bundan sonra videoyu isteyenler, dileyenler, hani uzun olacak biraz belki ama seyredebilir. Dileyenler öbür türlü ona müdahale edip hani düzelirse bu şekilde girmezler. Bakın şöyle arkadan şimdi böyle ne yapacağız? Motorumuzu sökeceğiz arkadaşlar hemen 2 dakikada. Çünkü öbürünün daha değişik bir müdahale tarzı olacak. Şöyle ben sizin için motoru sökeceğim. Tamam arkadaşlar. Şurada vidalarımız var. Şöyle somunları ben güzelce sökeyim. Söktükten sonra motorun içerisine bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vantilatörümüzü tamamen söktüm arkadaşlar. Bakın şimdi bu bizim demin az evvel şuradan içeriye yukarıdan kontak ya da işte yağ gönderdik. Sprey gönderdik. Bu nereye gitti arkadaşlar? Bakın şurada bu milin motor motor milinin dönmüş olduğu bakın şu araya gitti ve motorumuzun rahatlamasını sağladı. Fakat dediğim gibi işte eğer yine o hadise devam ediyorsa bunu söküyorsunuz. Söktükten sonra arkadaşlar bakın şuralarda içeriye giren tozlar mevcut arkadaşlar. Bu tozları ilk önce fırçayla, bakın fırça yardımıyla tozları muhakkak temizleyiniz. Tamam mı? Daha sonra şuradan yine arkadaşlar bakın şu oynattığım mil var. Şu milin arasından motora çok, bakın aşağıda sargı aşağıda zaten. Çok o taraflara akıtmadan şuradan bakın şu oynayan şu aradan bir damla arkadaşlar veyahut da spreyimizden bir kere sıkıyoruz. Veyahut da şuradan bir de arkadan arkadaşlar bakın şöyle müdahale ediyoruz. Bakın şurada bu milin döndüğü burada yataklar var. Yani kısacası bu yatakları faaliyete geçiriyoruz. O yataklardaki korozyonu yağ yardımıyla veyahut da sprey yardımıyla o korozyonu gideriyoruz. Ondan sonra daha evelallah kolay kolay bu tutukluk yapmayacaktır. Ve motorun yanmasına sebebiyet vermeyecektir diyoruz.
Baktınız ki arkadaşlar yine harise devam ediyorsa bu sefer ne yapacaksınız? Bu sefer de bakın şurada bir iki tane vidamız var. Çoğu motorda vardır zaten. Motorun bu kafasındaki bu aparatı, buradaki malzemeyi çıkaracağız. Bunun arkasındaki bilin dönmüş oldu arkadaşlar. Rulman diyelim arkadaşlar oradakine. Yatak diyelim. Meydana çıkacak. Bu sefer daha rahat oraya içeriden müdahale edeceğiz. Yani iyice artık sıkışmışsa bakın şu an zaten bu normal dönüyor. Anlarsınız elinizle. Çok gene sıkı sıkı sıkıysa artık sökeceksiniz. Söküp de bu yataklara dışarıdan o şekilde müdahale edeceksiniz diyorum. Ve o zaman kesinlikle düzelecektir. Yine de düzelmezse bunda yok ama bazı daha büyük vantilatörde arkadaşlar. Bunda yok ama daha büyük vantilatörlerde. Bakın şurada bizim sargımıza giden 220 voltumuzun şuraya geliyor. Şu içeriye buradan kumanda anahtarından bu iki kademe arkadaşlar. İki kademe çalışması için sargılara bir ve ikinci kademeye işte yavaş ve daha hızlı olarak buradan akım gidiyor. Burada daha büyüklerde ve kademesi çok olanlarda bir kalkış kondansatörü dediğimiz bir elektronik bir malzeme vardır. En son o da bozulmuş olabilir. Kalkışa geçmez. Yani motorlarda kullanılan bir elektriği önceden depolayıp siz çalıştırdığınız anda bunun sargısının, bu pervanenin kalkmasına yardımcı olan bir kondansatör vardır. O da bozulmuş olabilir. Bir ihtimal. Ve kapatmadan arkadaşlar en son olarak vantilatörünüzü bakın şurada dönen bir dişlimiz var. Şurada bir tane daha var. Bu da bizim biliyorsunuz vantilatörümüzün bastırıyoruz. İşte sağa sola bir sağa bir sola dönüyor. Bir sağa bir sola dönüyor. Çekiyoruz. Direkt oluyor. Bu da bunun şuradaki bakın arkadaşlar parçalar var. Mekanik parçalar. Bunlara bu yağdan değil yağdan veya bu kontaktan değil de bunları arkadaşlar bulabilirseniz muhakkak azıcık arkadaşlar gres yağı. Gres yağı yani katı gres yağları vardır. Onlardan şuralara sürerseniz çok iyi olur. Bu dönerken bu dişliler zamandan aşınmasını önlenmiş olur. Ha gres yağı da artık bulamadık. Kontak sprey olmaz ama şundan arkadaşlar şöyle parmağımıza az bir şey yapıp şuraları şöyle yağlarsak da artık ne yapalım gres yağı bulamayabilirsiniz. Bakın şöyle iyice parmağınızla yalnız parmağınıza döküp yağlayın veya bir pamuğa döküp yağlayın. Ve ondan sonra arkadaşlar cihazı kapatın. Kapattıktan sonra artık gayet düzgün çalışacaktır. Ben şöyle hemen tedbirimi alıp son bir kez çalıştırayım arkadaşlar ve bitireyim. Pervaneyi taktım. Montajını sonra kendim yapacağım. Şöyle akımı vereceğim. Evet akımı arkadaşlar veriyorum. Ve bakın duraklamadan güzel vantilatörüm çalışmaya başladı. Gayet güzel çalışıyor. Şuradan şeyine de bakalım. İndirelim. Şöyle sağa ve sola dönüyor. Bakın burada dişlilerim de çalışıyor. Onun için yağlayın diyorum. Bu dişli devamı dönüyor. Eğer bunu böyle sabitlemezseniz. Şimdilik arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese hayırlı günler. Sağlıkla kalın arkadaşlar.